Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına, yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Türk Hava Yolları hissesini değerlendireceğiz. Yarın itibariyle Türk Hava Yolları'nın bilançosunun gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Bu sebepten ötürü Türk Hava Yolları yatırımcıları yoğunlukla mesaj attığını görüyorum. Hocam, Türk Hava Yolları direnci kırdı. Yarın bilanço açıklanma durumu var. Bundan sonra Türk Hava Yolları neler yapabilir? Tekrardan bir grafiğimizi güncelleyebilir misiniz demesi üzerine yatırımcı arkadaşlarımızı kırmamak adına gecenin bu saatinde sizler için Türk Hava Yolları'nın grafiğini değerlendireceğiz. Finansal okuryazarlığımızı geliştireceğiz. Türk Hava Yolları'nda nasıl durumlar olabilir? Bunu birlikte bu yayınımızda değerlendireceğiz. Ancak arkadaşlar, yayının öncesinde şunu söyleyeyim. Lütfen kanala abone olmak suretiyle yayınları takip edin. Çok fazla izleyici var. Ancak izleyicilerimiz abone olmadan izliyorlar. Biz de burada sizler için emek sarf ediyoruz. Bakın, gecenin bu saat olmasına rağmen yatırımcıya bir şeyleri gösterebilmek adına analizler yapıyoruz. Lütfen bu emeğe karşılık olarak siz de abone olmak suretiyle Koyun Bulucu'yu desteklemenizi hepinizden rica ediyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Şimdi yayınımıza başlayalım. Arkadaşlar, boğa piyasasında olduğumuzu her yayında zaten söylüyorum. Ancak küçük düşüşler gelmesi durumunda yatırımcılarımız çok fazla panik oluyorlar, çok korkuyorlar. Elindeki ürünü satıyorlar. Sonra ürün tekrardan yukarı doğru gittiğinde, ya hocam keşke seni dinleseydim, satmasaydım, sen bana majör görüntüyü gösterdin, ancak ben minörde yapmış olduğum küçük hareketlerle çok zarar ettim veya kardan oldum gibi cümleler, yorumlar geliyor. O yüzden size bu majör görüntülerini gösteriyorum. Arkadaşlar bakın, elinizdeki hisse senedinin ana destek ve ana direnç bölgelerini iyi tespit edin. Şimdi Türk Hava Yolları'nın çizimi ne zamandan geliyor? 2005 yılından itibaren geliyor. Ve 2005 yılından gelen bu kanalımızın birinci görüntüsü ortalama bandın geçti, yani ortalama fiyatın geçti. Bu yerde müthiş çalıştığını zaten görüyorsunuz ve kanalın üstüne atmasıyla birlikte 2022 Haziran ayından sonra kanal teorimiz bize ne söylüyor? Fiyat diyor, bir kanal boyu kadar gider diyor. Şimdi buradaki kanal görüntüsü bu kadar kusursuz çalıştıysa beklenti nedir? Yukarıdaki kanalın da bu kadar kusursuz çalışmasıdır. Yani ana desteğe geliyor, ana dirence gidiyor. Bakın, ana desteğe geliyor, ana dirence gidiyor. Böyle bir görüntü var. Bunları çizmeyi bilmeden bu piyasalarda maksimum kazancı elde etmek maalesef kolay değildir arkadaşlar. Birinden kazanırsın, ancak öbürün işleminde senden o kazanmış olduğun paranın fazlasıyla almasını da bilirler. O yüzden lütfen finansal okuryazarlığınızı ve kendinize yatırım yapmak için kanalımızı takip edin. Destek olmak amacıyla da nacizane sizden beklentim, kanala abone olun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, günlük görüntümüze gelelim. Kanalın üstündeyiz, konsolidasyonu yapmışız. Hedef neresidir? İlk hedef kanal orta bandıdır. Kanal orta bandına geliyoruz. Şu anda kanal orta bandının da üzerindeyiz. Kanalın üst bandı hedef olması lazım. Ancak oralara nasıl gideriz? Şimdi günlük vadede bunu bir birlikte değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar bakın, bu sarı yükselen trendimiz, yani Türk Hava Yolları'nın 12 TL 13 TL civarlarından itibaren 2021 yılında başlatmış olduğu bu sarı yükselen trend son derece önemlidir. Başından beri her yayınımızda zaten söylüyorum. Şükürler olsun, bugüne kadar Türk Hava Yolları'nda ve TÜPRAŞ konusunda ve diğer hisse senetlerinde yapmış olduğumuz yorumlarda başarı oranımız yüksek ki sizler de yeni kurulan bir kanal olmamıza rağmen bizi 10.000 ve üzerindeki aboneliğe ulaştırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bakın arkadaşlar, sarı yükselen trend her değdiğinde daha yüksek seviyelere gidiyor. Ancak ne yapıyor? 2023 yılının Nisan-Mart aylarında aşağı yönlü kırılıyor. Sonrasında bu kadar önemli bir destek bölgesi kırıldığında ne beklersin? Direnç olmasını beklersin. Bakın, 2023'te kırıyor. Aradan geçen zamana rağmen bu bölge ne yapıyor arkadaşlar? Destek olarak çalışan bölge artık direnç olarak çalışmaya başlıyor. Biz ne yaptık arkadaşlar? Dün itibariyle bu bölgenin üzerine hacimli bir şekilde mum gösterdik. Hacimli bir şekilde bu bölgeyi kırdık. Şimdi bu bölgenin hacimli bir şekilde kırılması neyi gösteriyor? Bu bölgenin direnç olduğunu ve direncin kırıldığını, artık direnç bölgesinin destek olarak karşımıza çıkması gerektiğini gösteriyor. Yani ne beklenir? Bu bölgelerden yukarı yönlü yapacağı hareketlilikten sonra önemli bir bandın kırılması sebebiyle tekrardan bu bölgenin test edilmesi son derece normaldir. Sağlıklı yükselişler açısından da bu bölgenin test edilmesi ve buradan alacağı hareketlilikle birlikte daha yüksek seviyelere gitmesi beklenir arkadaşlar. Ancak bunu nerede yapar? Biraz daha yükselir, öyle mi düşer, yoksa direkt düşer, sonra burada konsolidasyon olur, bu şekilde mi gider? Bunu kimse bilemez. Biz sadece
sadece neyi biliriz arkadaşlar? Bundan sonra bizim destek bölgemiz 254 TL'den geçmektedir. Yani Türk Hava Yolları hissesi 254 TL'nin altında günlük bir kapanış yapmadıkça yönü yukarı doğru olacaktır. Gün içerisinde 250'lere, 249'lara doğru bir iğne hareketiyle düşmesi olabilir mi? Olabilir. Bizim için önemli olan nedir? Günlük kapanıştır. Çünkü grafiğimiz günlük bir grafiktir arkadaşlar. Günlük bakın burada da yukarı yönlü gidiyor. Ancak günü altında kapatmasıyla birlikte satış yediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla gün içerisindeki yapılan işlemlere göre değil, gün sonundaki duruma göre bakmamız lazım. Önemli bir direnç bölgesi aşılmıştır ve bu bölgenin ben yapmış olduğum shorts yayınımda şunu söyledim. Arkadaşlar 270 TL'lere doğru Türk Hava Yolları hissesinin gitmesini beklerim. Ancak 270 TL'lerden sonra ise 250 TL'lere doğru Türk Hava Yolları'nın düşmesi son derece normal karşılanmalıdır. Ben bu bölgelere doğru bir retest hareketi, kırılan bölgenin bir teyit hareketi olabileceğini bekliyorum demiştim. Bugün itibariyle 269.8 TL'lerden satış yemesiyle birlikte aşağı doğru geldik arkadaşlar. 258 TL'lere kadar düştü. Günü ise 262 TL civarında kapattığını görüyoruz. Şimdi yarın Türk Hava Yolları açısından son derece önemli bir gün. Çünkü bilanço açıklanacak. Bilançonun açıklanmasıyla Türk Hava Yolları'nda yönün nasıl olacağını tüm yatırımcılar, Türk Hava Yolları'ndan hisse alan insanlar merak ediyor. Arkadaşlar bakın, ben her yayında şunu söylüyorum. Diyorum ki temel analizler son derece önemlidir. Temel analizi bilmeden zaten bir hisse senedine yatırım yapmak da doğru değildir. Bu temel analiz nasıl olur? Bilanço açıklanır. Bilanço beklentileri vardır. Bilanço beklentileriyle sen ne yaparsın? Gelen bilançoyu değerlendirirsin. Beklentinin altında mı üstünde mi bunlara bakarsın. Takas analizlerinde alım satımlara bakarsın. Kim alıyor bunlara bakarsın. Şirketin zaten raporlarında uzun vadeli yatırımlarını açıklıyorlar. Uzun vadede nasıl yatırım yapacak bunlara bakarsın vesaire. Bunlar zaten hepsi yazılmış, çizilmiş şeyler yani. Açarsın belli grafikleri veya aracı kurumunuzdan ücreti karşılığında bu paketleri satın alırsın. Buradaki verileri görebilirsin. Ancak trend analizi her zaman size yönü gösterir arkadaşlar. Trend analizleri çok önemlidir. Bilançolar açıklanmadan önce zaten bilançonun açıklanacağını yani belli başlı kişiler biliyorlar. Siz bilmiyorsunuz. Siz bildiğinizde ne oluyor? Siz bilene kadar zaten ya fiyat yoluna gitmiş oluyor ya da ne yapmış oluyor? Düşmüş oluyor. Şimdi bakın burada bilançodan önce çok önemli bir direnç bölgesi kırılıyor. Burada yorum yapıyoruz arkadaşlar. Bir strateji kurmaya çalışıyoruz. Tutar tutmaz yani. Bunu bilemeyiz. Bunu yarın göreceğiz. Yorum yapıyoruz. Ben kendi bilgi ve tecrübelerimi paylaşıyorum. Bilançodan önce ne yaptı Türk Hava Yolları? Son derece önemli 2021 yılından gelen ana direnç bölgesinin üstüne attı. Yani yükselişlerin devam edeceği, bunun altında kalırsa baskılanmanın, bunun üstünde olursa da sert yükselişlerin devam edebileceği bir bölgenin üzerine attı. Şimdi biz bilançonun nasıl geleceğini bilmiyoruz. Beklenti anketlerimiz var. Onlara bakacağız zaten. Kısaca bakacağız. Bilanço bence iyi gelecek, beklentinin de üzerinde gelecek. Çünkü trend önden zaten bunun iyi geleceğini gördü ve bu iyi geleceğini bilen şirkete yakın belli başlı kişiler yüklü alımlarla bunu yukarı doğru götürdüler. Bu direncin kırılması bende şu şüpheyi uyandırdı. Yani hemen bilançodan önce bunun kırılması, önemli bir direncin kırılması, bir ara direnç değil, bir ana direnç burası. Ana direnç bölgesi çok önemli bir bölgenin kırılması, bilançodan önce de bunun olması. Demek ki dedim ki ben düşünüyorum ki bilanço beklentilerden daha iyi gelecek. Daha iyi gelmesi sebebiyle trend zaten önden bunun bana mesajını verdi ve yükselişler yukarı yönlü sert olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ancak bu sadece kişisel bir düşüncedir. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi bilgi ve yatırımlarınıza ve kendi risk iştahınıza göre yatırımlarınızı kendiniz yönetin arkadaşlar. Ben trendlerde yönün yukarı olduğunu, 254 burada. Hadi biraz daha bu ana desteği aşağıdaki alalım. Bakın bu yükselen trendimizi baz alalım. Burası da 242 TL'leri gösteriyor. Düşüş gelmesi halinde 242 TL altında kalmadıkça hala yön yukarıdır. Önemli destek bölgemiz 254 TL'dir. 254 TL'nin altında günlük kapanış yapması halinde 242 TL bizim karşımıza önemli bir destek olarak çıkacaktır. Buranın da kırılmasıyla artık 200 TL'lere doğru sert düşüş gelebilir. Ancak bilançodan önce bu bölgenin yukarı yönlü aşılması, bilançonun iyi geleceğini ve fiyatlamanın her ne kadar buralara kadar düşme ihtimali retestten dolayı, teknik görüntüden dolayı, teknik
teknik verilerden dolayı olması gerektiğini bize söylese de bu bölgeler 250-254 TL civarlarının önemli destek olarak karşımıza çıkacağını ve bilançoyla birlikte yükselişlerin yukarı yönlü olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Umarım anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Ancak yayını hemen açan veya atlayarak giden arkadaşların anlayabilmesi adına kısaca tekrardan söyleyeyim. Bilançodan önce önemli bir direnç bölgesinin aşılması bana bilançonun daha iyi gelebileceğini, beklentinin üzerinde gelebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar 254 TL altında günlük kapanış yapmadıkça Türk Hava Yolları'nın yönü sert bir şekilde yukarı olacaktır. 250 TL'lere doğru bir retest hareketinin gelmesini ben bekliyorum. Shorts videomda da birkaç gün önce zaten söyledim. Buralara kadar gelmesi normal şartlarda bir alım fırsatı oluşturabilir. Ancak bilançodan sonra alım veya satımlarınızı yönetmeniz sizler için daha doğru olacaktır. Gelen veriyi bir görün arkadaşlar. Gelen veri eğer gerçekten benim burada yorumladığım gibi olduysa o saatten sonra alımlarınızı yapabilirsiniz. Ancak bilançoyu görmeden sadece bu bilgilerle alım yapmak da doğru değildir. Hiçbir şey uçup kaçmıyor arkadaşlar. Bilançoyu izlemeniz ve gelen verinin beklentinin üzerinde olup olmadığına bakın, o veriye göre de alımlarınızı yönetmek sizi minimum riske atacaktır. Bu piyasalarda riskin minimum olması da önemlidir arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyor, hocam işte temel önemli, teknik önemli değil falan. Arkadaşlar bakın, teknik veri zaten size önden bilgiyi veriyor yani. Teknik her zaman, şimdi bilanço kötü geleceğini düşünseydim ben ya da bilanço kötü gelecekse normal şartlarda Türk Hava Yolları bu kırılımı yapmazdı. Bence ne yapardı? Aşağı doğru bir kırılım yapardı ve yükselen trendini kırardı. Bilançoda kötü gelmesiyle birlikte 200 TL'lere düşmesini biz beklerdik. Ancak bilanço iyi gelecek ki bu önemli bir direnci yukarı yönlü aşıyor ve bundan sonra yoluma ben devam ederim diyor. 250 TL'lere kadar düşüş son derece normaldir. Olağanüstü bir satış gelmesi halinde 242 TL önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Yarın ben de çok merak ediyorum. Bakalım teknik göstergeler, yani teknik analiz temel analizin önünde mi, yoksa temel analiz teknik analizin mi önünde? Bunu yarın birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ben teknik analizin önde olduğunu, teknik analizin önden yönü bize gösterdiğini ve temel analiz olan bilançonun da arkadan gelmesiyle birlikte teknik analizin bu kırılımdan sonra yönün yukarı olduğunu bize önden söylemesiyle birlikte temel analiz de güçlü gelirse yönün yukarı yönlü olacağını, ancak temel analize göre hareketin önden bize bilgiyi verdiğini yarın göreceğiz arkadaşlar. Umarım bu şekilde olur. Umarım temel bilgiler de güçlü gelir. Teknik analizde önden biz bunun mesajını almış oluruz ve yükselişler kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam eder arkadaşlar. Bilançoyu görmeden lütfen hareket etmeyin. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.